Merhabalar arkadaşlar, EİS yayınlarının 11. sınıf matematik soru bankasının çözümlerine devam ediyorum. 49. teste geldik. İkinci dereceden fonksiyonların grafikleri ile ilgili sorular çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. Fx eşittir a kare eksi 16 x kare artı 4x artı 2 eğrisi analitik düzleminde parabol belirttiğine göre a'nın alabileceği değerler kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, parabol neydi? İkinci dereceden fonksiyonun grafiğinin ismiydi. Yani bu fonksiyon ne olmalı? Grafiği eğer parabol belirtiyorsa ikinci dereceden olmalı. O halde x karenin katsayısı olan a kare eksi 16 0 olmamalı ki x kare mevcut olsun, fonksiyon ikinci dereceden olsun. O halde a'nın karesi 16 olmamalı. A'nın karesi 16 olmayacaksa a artı 4 de olamaz, eksi 4 de olamaz. Dolayısıyla a'nın alabileceği değerler tüm reel sayılar fark. Bu ikisi yani eksi 4 ve artı 4 olmalı. Cevabımız Bursa. İkinci sorudayız. Y eşittir a kare eksi 25 x kare artı x artı 1 parabolünün eğrilik yönü aşağı doğru olduğuna göre a'nın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Şimdi fonksiyonun kuralı genel ifadeyle ax kare artı bx artı c şeklinde ise ikinci dereceden bir fonksiyondur ve bunun grafiği bir parabol belirtir. Eğer başka sayımız olan a sıfırdan büyükse kolları yukarı doğru bakar. Eğer a sıfırdan küçükse kolları aşağı doğru bakar. Burada kolları yukarı doğru, yani eğrilik yönü aşağı. Yani kolları yukarı doğru demek, eğrilik yönü yukarı doğru demek de aynı şey aslında. Bu şekilde eğer kollar aşağı doğruysa da, yani u ve n harfleri gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani sonuç olarak bunun eğrilik yönü aşağı doğruysa baş katsayısı x karenin katsayısı olan a kare eksi 25 ne olmalı? Sıfırdan küçük olmalı. Eksi 25'i diğer tarafa atarsak a kare küçüktür, 25 olur. A'nın karesi 25'ten küçükse a artı 5 ile eksi 5 arasında değerler alır. Bu aralıkta kaç tane tam sayı değeri var? 5'ten eksi 5'i çıkarıp bir tane daha çıkarmalıyız çünkü ikisi de sayılmıyor. 10 eksi 1'den cevap 9, yani Ceyhan. Üçüncü sorudayız. Y eşittir x kare artı 7 x eksi 4 parabolünün y eksenini kestiği nokta aşağıdakilerden hangisidir? Y eksenini kestiği noktayı bulmak için bir fonksiyonu ne yapmalıyız? X yerine 0 yazmalıyız. X yerine 0 yazarsam y eşittir 0'ın karesi artı 7 çarpı 0 eksi 4'ten ne gelir? Eksi 4 gelir. Ben ne yaptım? X yerine 0 yazdım, y eksi 4 geldi. Yani karşılık olan noktamız 0'a eksi 4 olmuş olacak. Y ekseni kestiği nokta. Cevabımız Ceyhan. Dördüncü sorudayız. Y eşittir x kare eksi 4 x eksi 12 parabolünün x eksenini kestiği noktalardan biri aşağıdakilerden hangisidir? X eksenini kestiği noktayı bulmak için de y yerine ne yazarız? 0 yazarız. Y yerine 0 yazıyorum. 0 eşittir x kare eksi 4 x eksi 12 oluyor. İlk olarak bu ikinci dereceden bir denkleme dönüştü. Bakın 0 eşit dediğim için. İlk olarak ne yapmalıyım? Çarpanlarını ayırmayı denemeliyim. Ben eksi 12'yi eksi 6'ya artı 2 şeklinde çarpanlarını ayırdığımda bakın çarpımları eksi 12 toplamları eksi 4 oluyor. Ortayı veriyor. Yani bu ifadenin çarpanlarına ayrılmış hali x eksi 6'ya x artı 2 olur. 10. sınıfta bunu gördük. Eğer bu işlemin sonucu 0'sa ya x 6'dır ya da eksi 2'dir. Yani çarpanlardan en az biri 0 olmalıdır diyoruz. Yani noktalarımız x 6 olduğunda y 0, 6'ya 0. X eksi 2 olduğunda da y 0, yani eksi 2'ye 0 oluyor. X eksenini kestiği noktalar. Seçeneklerde 6'ya 0 var. Cevap Edirne. Beşinci sorudayız. Aşağıda y eşittir fx parabolü çizilmiştir. Parabolün tepe noktasının eksenleri olan uzaklıkları toplam 5 birim olduğuna göre b kaçtır? Tepe noktasının y eksenine olan uzaklığı a birim, daha doğrusu a'nın mutlak değeri olur. Çünkü a negatif bir sayıdır. Negatif tarafta olduğu için. X eksenine olan uzaklığı ise 3 birimdir arkadaşlar. Çünkü buradaki kesik çizgiler 3'e denk geliyor bakın. Yani tepe noktasının koordinatları a'ya 3 olduğu için y eksenine olan uzaklığı mutlak değer a, x eksenine uzaklığı mutlak değer 3, o da 3 yapar zaten, eşittir 5 ise a'nın mutlak değeri 2'dir. A negatif bir sayı olduğu için eksi a diye çıkar. Eksi a 2 ise a eşittir.
-2'dir. Şimdi biz a'yı -2 bulduk. Şimdi b'yi nasıl bulacağız? Şimdi biliyoruz ki tepe noktası parabolün simetri eksenidir. Yani tepe noktasından siz bu parabolü katlarsanız x eksenini kestiği noktalar üst üste denk gelir. Şimdi x eksenini kestiği noktalardan biri 1. 1'in eksi 2'ye olan uzaklığı 3 birim olduğu için b'ye olan uzaklığı da 3 birim olmalı. Eksi 2 ile b arası uzaklık. Yani eksi 2'den 3 çıkardığımda b'yi bulurum. Dolayısıyla b eşittir. Eksi 5 olur. Cevap Edirne olur. 6. sorudayız. Y eşittir x kare artı x artı 5. Y eşittir x kare eksi 2. Parabollerinin y ekseni kestiği noktalar arasındaki uzaklık kaç birimdir? Y ekseni kestiği noktayı bulmak için ne yapıyoruz? X yerine 0 yazıyoruz. X yerine 0 yazınca x'li terimler gidiyor. Sadece sabit terim kalıyor. Yani yukarıdakinin üstteki parabolün y ekseni kestiği nokta 0'a 5. Alttaki parabolün ise x yerine 0 yazdığımda sabitine geliyor. Eksi 2, 0, eksi 2. Bu iki nokta arası uzaklık zaten apsisler aynı olduğu için ordinatlar farkına karşılık gelecek. Yani 5'ten eksi 2'yi çıkarırsam cevabımız artı 7 olur, Edirne olur. 7. sorudayız. Aşağıda y eşittir fx parabolü çizilmiştir. B'nin mutlak değeri 5a'nın mutlak değerine eşit ve boyalı üçgen bölgenin alanı 3 birim kare olduğuna göre b kaçtır? Şimdi bu boyalı üçgen bölgenin arkadaşlar tabanı b ile a arasındaki fark. Yani şöyle gösterelim. B eksi a diyelim. Buna ait yükseklik, bu tabana ait yükseklik, bu tabanı gören bu köşeden inecektir. Bu da a birim olacaktır. A negatif bir sayı biliyoruz. Mutlak değer a olacaktır. Yani 3 üçgenin alanı eşittir. Taban b eksi a, yükseklik mutlak değer a bölü 2. İçler dışlar yaptık 6. B eksi a çarpı mutlak değer a. Burada şu mutlak değerli ifadeyi bir düzenleyelim. İfadeyi 2 bilinmeyenden 1 bilinmeyene indirgeyebiliriz. Biliyoruz ki b pozitif bir sayı. Dolayısıyla mutlak değerden aynen çıkar. Biliyoruz ki a negatif bir sayı. 5a da negatiftir. Eksiyle çarpıp çıkarmalıyım. Eksi 5a olarak çıkar. Yani ben b yerine 5a eksi 5a yazabilirim. A mutlak değerden yine ne olarak çıkacak? Eksi a olarak çıkacak. B yerine eksi 5a yazıyorum. Eksi 6a çarpı eksi a'dan artı 6 a kare geliyor. Her tarafı 6'ya böldüğümde a kare 1. A kare 1 ise a eksi 1 olmak zorunda. Çünkü a negatif bir sayı. Artı 1 olamaz. A eksi 1 ise b neye eşitti? Eksi 5 tane a'ya eşitti. Yani eksi 5 çarpı eksi 1'den b eşittir 5 olur. Cevabımız Ceyhan olur. 8. sorudayız. Aşağıda y eşittir fx parabolü çizilmiştir. Parabolün y ekseni kestiği noktanın orijine uzaklığı eksi 2 n eksi 4 birim olduğuna göre neye kaçtır? Y ekseni kestiği noktanın ordinatının ne olduğunu biliyoruz ve bu x ekseninin altında kaldığı için negatif bir sayıdır. Bunun orijine olan uzaklığı arkadaşlar bunun mutlak değeridir. Yani mutlak değer n'dir. Mutlak değer n neye eşitmiş? Eksi 2 n eksi 4'e. N negatif bir sayı olduğu için mutlak değerde ne yapıyoruz? Negatif bir sayıyı pozitif yapmak için eksiyle çarpıyoruz. Eksiyle çarpıp çıkardım. Ortaya çıkan bu denklemde n eşittir eksi 4 geliyor. Yani cevap Bursa. 9. sorudayız. Fx eşittir a eksi 2x küp eksi 3x kare artı b artı 7. Fonksiyonu y ekseni 0 2 noktasında kesen bir parabol belirttiğine göre a artı b toplamı kaçtır? Bir kere parabol diyor. Fonksiyonda 3. dereceden x var. Bu olamaz. Olursa parabol olmaz. Paraboller 2. dereceden fonksiyonların grafikleridir. O halde x küpün katsayısını ne yapmalıyız? Sıfırlamalıyız ki x küp olmasın. A eksi 2 sıfırsa a eşittir 2 olur. A'yı bulduk. Şimdi geriye kalan tarafta fx eksi 3x kare artı b artı 7 geliyor. Y ekseni kestiği nokta 0 2 ise x yerine 0 yazdığımda ne olmalı sonuç? 2 olmalı. Bura zaten 0 oluyor. B artı 7 2 ise b eşittir 7'yi diğer tarafa attığında 2 eksi 7'den eksi 5 gelir. A 2, b eksi 5. Dolayısıyla a artı b 2 eksi 5'ten eksi 3 olur. Cevabımız Bursa olur.
10. sorudayız. Aşağıda B2'ye N noktasından geçen y^x² parabolü çizilmiştir. OC iki tane OA olduğuna göre OABC dikdörtgenin alanı kaç birim kare? Dikdörtgenin alanını bulmamız için iki kenarını bulmamız yetiyor. İki kenarın çarpımı alanını veriyor. Şimdi burada verilen eşitlik de OA'ya K dersek arkadaşlar OC ne oluyor? 2K oluyor. Şimdi OC 2K ise burada bir dikdörtgen olduğu için OA da 2K'dır. Şimdi bu parabolde arkadaşlar özellikle hani analitikte de çözerken neye dikkat ediyorduk? Grafik ile şeklin kesişim noktasını yani B noktasına odaklanıyoruz. B noktasının koordinatları ne olur? Apsis K, ordinat 2K olur. Şimdi ne yapmalıyız? Bu apsis ve ordinatı fonksiyonu Kur'an'da yerine yazmalıyız. Yani x yerine k, y yerine 2k yazmalıyız. 2k eşittir k'nın karesi olur. Her tarafı k'ya bölersek k eşittir 2 olur. K2 ise dikdörtgenin kenarları 2'ye 4 olduğu için alanı 2 çarpı 4'ten 8 birim kare olur. Yani cevap Denizli. 11'deyiz. Aşağıda y^f(x) parabolü çizilmiştir. Buna göre y^f(x) fonksiyonu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bir kere kolları yukarı. Doğru. O yüzden baş katsayısı pozitif olmalı. X kare olabilir. Yine olabilir. Eksi x kare olamaz. Eksi x kare olamaz. Sonra dikkat ederseniz orijinden geçiyor arkadaşlar. Orijin ne yapmalı? Fonksiyonun Kur'an'ını sağlamalı. Şimdi genel hatlarıyla ikinci dereceden fonksiyonlar ax kare artı bx artı c şeklindeydi. Ben burada x yerine 0 yazdığımda sonuç 0 olmalı. Çünkü orijinin koordinatları sağlanmalı. 0 yazdığım zaman a çarpı 0'ın karesi artı b çarpı 0 artı c eşittir 0'sa zaten bunlar gidiyor. C de 0 geliyor. Yani orijinden geçtiğine göre sabit sayısı ne olmalı? Olmamalı. Bakın burada a seçeneğinde sabit sayımız var. O yüzden bu olamaz. Diğerleri b'de ve e'de sabit sayı yok. Yani 0 yazdığınız zaman sonuç 0 olur. Orijin sağlar. Şimdi diğer nokta ise x ekseni kestiği diğer nokta ise pozitif tarafta. X ekseni kestiği noktayı bulmak için 0 eşit deyip çarpanlarını ayırıyorduk. X kare eksi 3x'i x parantezine alırsak x çarpı x eksi 3 olur. Ya x 0 ya da 3'tür. Bu olabilir. Çünkü pozitif geldi bakın. Diğerine baktığımızda x kare artı x'i 0 eşitlediğimizde x parantezine alabiliriz. X parantezinde x artı 1 gelir. Ya 0 ya da eksi 1 gelir. Yani x eksenini eğer kural bu olsaydı x eksenini kestiği noktalardan biri eksi 1 olacaktı. O yüzden e olamaz. Cevabımız Bursa.